kadınlarda ve hayımlarda kan ısı süresi ne kadardır? Merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. İnsanlar bir an önce çıkıp aile bileşimi yapmak istiyor. Bunun için de en ideal ülkeyi tercih etmek istiyor. Yani ben hangi ülkeye gidersem çabuk ailemi ve çocuklarımı geride bıraktım, onları getirebilirim telaşına düşüyorlar. İşte bu çerçevede soruyorlar, en hızlı nerede iltica işlemini yapar, kabul alır, aile bileşimiyle ailemi getiririm diye düşünüyorlar. Şimdi bir, ülkeden çıkacak, iltica edecek, ilticadan kabul alacak, aile bileşimi yapacak, ailesini de getirecek. Bunların hepsinin hızlı olmasını istiyor. Ama ilticadan kabul alacak mı, almayacak mı bunu bilmiyor. İşte bu konuyu daha önceki videolarımızda defalarca inceledik, oraya bakınız. Kabul alacağınızı varsayarak işlemi değerlendirsek, yoksa her halükarda ret alırsanız nasıl olacak onu mu değerlendirsek tam kestiremedim. Ama ben kendi düşüncelerimi ifade etmeye çalışayım. Şimdi değerli arkadaşlar, ülkelerin ortalaması ilticada 6 ay. Almanya mesela belirsizdi. Artık iltica sürelerini 6 ay içerisinde tamamlamayı yasa gereği taahhüt etti artık. Yani 6 ay içerisinde süreci bitireceğini söylüyor. Avusturya'da 6 ay. İsviçre'de 140 gün. Yani 5,5 ay gibi bir süre. İsveç, Finlandiya, Norveç'te ortalaması 6 ay. Ama İngiltere'de 2 sene. Danimarka, Belçika, Hollanda, Lüksemburg. Hatta şimdi İsviçre'ye kadar 140 gün olsa bile şu an o da belirsiz bir sürece girdi. 15 ay, 18 ay, 20 ayı alabiliyor artık bu süreçler. Şimdi bütün ülkelerde normalde aslında 6 ayda bu süreçler tamamlanıyor. Ama şimdi Ukraynalıların geliş yoğunluğundan dolayı yoğun mülteci göçmen akını sebebiyle mesela İsviçre 140 günde yapacağı bütün işlemleri son 4-5 aydır uzatılmış süreci, prosedürü başlattı ve bir belirsizlik var. Artık 15 ay, 20 ay, 2 sene bu zamanı alacağı benziyor. Eğer bir değişiklik olursa bildiririm. Lüksemburg, Danimarka ortalaması 18 ay. Gerçekten uzun bekletebiliyorlar buralarda işlemler. Uzun girebiliyor. Hollanda'da 15 ayı bulabiliyor. Belçika'da hakeza 15 ay, 18 ayı bulabiliyor. İstisnalar oluyor bu ülkelerde. Danimarka, Belçika, Hollanda'da 15 ay, 18 ay sürecinde bu işlemler olsa bile bazen 15 günde, bazen 3-5 ayda da kabulleri duyuyoruz. Ama istisnalar şimdilik sizi moralinizi bozmasın derler arkadaşlar. Yani 15 ay, 18 ayı göze almanız gerekiyor. Bu Lüksemburg, Belçika, Danimarka için. Fransa için ortalaması normalde 6 aydan kısaydı. Fakat son zamanlarda o da biraz cozuttu. 7-8 ay, bazen 12-13 ayı da 15 ayda bulduğu oluyor. Ülke ortalamaları genelde 6 ayken artık yoğunluktan dolayı 13-15 aya kadar çıktı olabiliyor. Ama Avusturya olsun, İsveç, Finlandiya, Norveç olsun, Almanya olsun. Almanya'nın da her eyaleti değil. Mesela Doğu Almanya özellikle Dresden, Leipzig ya da Chemnitz bölgesinde 2 haftadan 2 aya kadar mesela işlemler tamamlanıyor. Hemen eğer ilticadan kabul ya da reddiniz açıklanabiliyor. Trier bölgesinde yine 2-3 ay içerisinde hemen mahkeme tarihleri gelebiliyor. Ama NRV eyaleti ya da Frankfurt diyebileceğimiz eyaletlerde ise işlemler ne zaman geleceği belli değil. Bu sebeple ülke seçerken sadece süreci dikkate almak yetmiyor. Aynı zamanda ilticadan kabul alıp almayacağınızı da hesaba katmanız gerekiyor. Ortalaması 6 ay olmakla beraber yoğunluktan dolayı süreç 18 aya kadar uzayabilir. Yani bakın ortalaması 6 ay, bütün ülkelerde 18 aya kadar uzayabilir. İspanya şu an Türklerin çoğuna ret veriyor. Eğer aktarma güvenli ülkelerden geliyorsanız kesinlikle ret veriyor. Yani diyelim ki Latin Amerika'dan İspanya'ya aktarma geldiniz, ret arkadaşlar. Yani onun için İspanya ya 3. güvensiz ülkelerden Afrika ya da Balkanlardan giderseniz belki çözüm olabilir. Ama İspanya'da da ortalaması yine uzadı. 12 aydan fazla 18 aya kadar uzayabiliyor İspanya'daki süreç. Onu da ifade edebilirim. Yine İtalya'da 6 ay 12 ay arası genelde netice veriliyor. Portekiz'de yine 6 ay 12 ay arası netice verilebiliyor. Bunun dışındaki ülkeler yani çok da iltica noktasında tavsiye edebileceğim ülkeler değil. Bu sebeple eğer dosyanız varsa, gerekçeleriniz güçlüyse genelde 6 ay içerisinde eğer süreci güzel yönetirseniz 6 ay içerisinde işlemlerinizi tamamlayacağınızı öngörüyorum. Ama dosyanız zayıfsa, delilleriniz yoksa süreciniz 18 aya kadar uzayabilir.
ret alırsanız mahkeme işlemleri ortalaması 26 ay olarak, yani bütün ülkelerde ortalamasına baktığımızda 26 ay. Bir ülke, bir şehirde, bir eyalette 4 sene, 5 sene, bir eyalette 1,5-2 sene ortalamasını aldığımızda 26 ay gibi zaman karşımıza çıkıyor. Ama genel görüştüğüm insanlarla yaptığım çalışmalarda şunu görüyorum. Ortalama 3 sene mahkemeler sürüyor. Yani bir insan ret aldığında 3 sene de öyle sürüyor. Demek ki eğer kabul alırsanız 6 ayla 12 ay arasında kabul aldıktan sonra aile bileşimi yapabiliyorsunuz. Aile bileşim işlemleri ortalamasını 6 ay olarak hesaba katınız. Bunları hesaba kattığınızda eğer 6 ayda kabul alırsanız 6 ayda da aile bileşimini getirdiğinizde bu ne yapar? Yaklaşık 12 ay yapar. Eğer 18 aylık bir sürece tekabül ettiyseniz, uzun prosedüre denk geldiyseniz o zaman bu süreç değerli arkadaşlar 24 ayı bulabilir. Onun için bir kişi ilticayı düşünüyorsa ve ailesinden uzak, yani tek başına geliyorsa, eğer kabul alacaksa 1,5 ila 2,5 seneyi göz önünde bulundurması gerekiyor. Ret alacaksa aile bileşimini arkadaşlar 3 sene ile 5 sene arasını öngörmesi gerekiyor. Ya da ailesini başka bir yöntemle vize alarak, vizeli ya da vizesiz ya da kurallı ya da kuralsız bir şekilde ailesini getirmesi gerekiyor. Tavsiyem her zaman ailecek hareket etmeniz yönünde olacaktır. Ayrıca İngiltere'de Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra İngiltere aldığı bir karar var. Ben son 2 senedir yaptığım görüşmelerde şunu görüyoruz. İltica başvurusu yaptıktan sonra yol mülakatı oluyorsunuz ve oturum mülakatı için değerli arkadaşlar tam 2 sene sonra randevu veriyor. İngiltere'de süreç her ne kadar mülteci dairesinin web sitesinde 6 ay yazsa da pratik uygulamada 24 ay sürmektedir bu işlemler. Böyle giderim, ilticam ederim, kabulümü alırım, aile bileşimiyle ailemi getiririm süreci böyle bildiğiniz gibi kolay değil değerli arkadaşlar. Bu nedenle başvuru yapmayı düşündüğünüz ülkeyi seçmeden önce hangi ülkeyi seçiyorsunuz? O ülkede eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınız, avukatlarla görüşünüz. Ondan sonra hangi eyalette işlemlerin ne kadar hızlı ya da yavaş gittiğini tespit ediniz. Çünkü eyalet içerisinde de süreçlerin kendine göre işleyişleri var. Bunu da dikkate almanız lazım. Mesela bazı eyaletlerde hızlandırılmış prosedüre tabi tutuyor. Bazısında atıyor kenara dosyayı. Yani ben NRV eyaletinde, yani Düsseldorf, Duisburg, Köln, işte Dortmund dediğimiz eyaletin içerisinde bulunan yerde bir arkadaşımın çocuğu başvuru yaptıktan tam 3 sene sonra neticesini aldı. O da hani Allah'tan kabul aldı da bir de ret alsaydı bir 3-4 sene de mahkeme sürecekti. 6-7 seneyi bulurdu işlemi. Bu sebeple süreç endeksli giderseniz yanlış yaparsınız. Süreç endeksli gitmemeniz gerekiyor. Mutlaka kabul endeksli gitmeniz gerekiyor. Onun için dosyanız var mı yok mu? Mahalle baskısı, ergen baskısı, okul baskısı, komşu baskısı, işte polisten yedim iki dayak, işte mafya çete beni darp etti, işte akrabam beni kan davası vesaire gibi gerekçelerle geliyorsanız gelmeyin. Çünkü bunlardan genelde ret alınıyor. Artık Avrupa, Türkiye'den gelenler diyor ki ya iyi kötü de olsa bir hukuk devleti bilgi belge veriyor. Siz de bu bilgi belgeleri devletten bana gösteriniz diyor. Onun için hakkınızda gerçekten siyasi soruşturma ya da kovuşturma varsa, özgürlüğünüz ve hayatınız tehlikedeyse, gerçekten zulme uğrayacaksanız ve korkularınız varsa, yani orantısız ceza alacaksanız, ayrımcılık görecekseniz, devlet sizi korumuyor ve korumak istemiyorsa ve bir de Türkiye'de gidip gelebileceğiniz, saklayabileceğiniz bir yer yoksa o zaman iltica düşünülebilir. Bunun için süre endeksli değil, kabul endeksli yürümenizi tavsiye ediyorum. Çünkü insanlar ülke seçiminde sadece sürelere bakıyorlar. Yani kabul alıp almayacağına bakmıyor. Ya da o ülkede ret aldığınızda alternatif çözüm var mı ona bakmıyor. Yani her ülke çalışma yoluyla mültecilere imkan vermiyor. Bazı ülkeler çalışma yoluyla müsaade ediyor. Bazı ülkeler eğitim yoluyla, bazı ülkeler meslek eğitim yoluyla kalmanıza müsaade edebiliyor. İşte bütün bunları araştırdıktan sonra lütfen karar veriniz. Kimse ayranım kış demez, yoğurdum ekşi demez. Bu sebeple aman eşim benim gibi sıkıntılar çekmesin, kamplarda sürünmesin, çoluğum çocuğum falan filan diye düşünüyorsunuz ama ben bu düşünceyi hani saygı göstermekle beraber eğer ayrılmayı göze alıyorsanız saygı gösteriyorum. Ama aile dediğim bir olur veya hani karı koca, çoluk çocuk beraber, anca beraber, kanca beraber olur yani. O zaman hayatın tadı güzelliği birlikte olur. Zaten gemileri yaktıysanız çok da süreye takılmayın.
Yolunuza bakın. Bence çıkın, hayatınızı yaşayın. Haydi arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.